Bebekle buluşmak üzere yukarıda. Hadi bay bay. Şu anda bebeğin çıkmasından yaklaşık saniyeler var. Bu arada biliyorsunuz burada kalacağımızdan bahsetmiştik. Yani bebek hastanede olduğu için Sakarya'ya dönemiyoruz. Burada bebeğe her gün süt getirmek gerekiyor. Bu süreçte burada kalacağımız süreç için daha doğrusu çok davet eden abonelerimiz de oldu. Onun dışında Engin abimiz var. O onun annesi davet etti, o yakın. Yani arkadaşlarımız, anneleri, yani herkes aradı, evet. Davet etti. İyi dileklerini sundu. Evet, ama halamla konuşmuştum daha öncesinde. Yani o da bekliyor bizi. Şimdi halama gideceğiz. Önce tabii şu süt pompası işini halledip sonrasında da halama geçeceğiz. Bakalım bundan sonraki süreç artık nasıl ilerler. Aynen. Evet arkadaşlar, saat 5.47. Biz yola çıktık. Biraz geç kaldık ama 7.30'a kadar hastanede oluruz diye düşünüyorum. Yağan yağmur nasıl Filiz? Bardaktan boşalmayacağız. Şiddetli bir yağmur var. Bereket mi yağmur? Murat Deniz bereketiyle geliyor. Evet arkadaşlar, deminki yağmurdan sonra İstanbul'da hiç yağmur yok. İstanbul'a yağmur yağmamış. Dur, gayet de güzel bir hava var. Böyle hiç havada yağacak gibi durmuyor. Şu an Maltepe tarafındayız. Hastaneye bir 5 dakika kaldı. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Evet. İstanbul vaktinde yetişmiş olduk hastaneye. Evet, şükür. Heyecanlı mısın Filiz? Heyecanlıyım. Tedirginim. Korkuyorum. Korkacağım bir şey yok aşkım. Alışkınsın artık. Ay, tesellini seveyim ya. Ne demek alışkınsın? Daha yeni oldu. Ay, hocamızın eli de iyi. İyi, doktorumuzdan memnunum. Yani bir öncekinde ağrınsızın çok az olmuştu. Çok çabuk kalkmıştım. Hızla iyileşmiştim, evet. İnşallah bu daha da iyi olur. İnşallah. Yani niye de tek çocukla ilgileniyordum şimdi? O aynı şey değil aslında bir yandan da. Bir yandan Mia çok ufak ve hala... Ama şimdi Mia da çok amatördün, artık profesyonelsin. O iş öyle olmuyor da. Bakalım. Vallahi büyüktür ya. Bir şekilde kalkacağız altından. Bir sağlıkla alalım da kucağımıza. Evet, bir sağlıkla kucağımıza alalım aynen, önce. Aynen, bakımı sonra. Bakarız bir şekilde. Bakılır, aynen öyle. Geldik artık. Arıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, o gün geldi. Bebeğimizi kucağımıza almak için hastanemizdeyiz. Evet, çok heyecanlıyım. Biraz tedirginim. Biraz korkuyorum. Ama güzel bir şey için buradayız. İnşallah sağlıkla bebeğimizi birazdan kucağımıza alacağız. Heyecanımıza da sizi ortak etmek istiyoruz. Hadi bakalım. Çıkarken pusetimiz dolu olacak. Niye ilk kucağımıza aldığımız odaydı. Bak, buna koyacaklar babası. Heyecan bastı. Cadısın madısın ama çok seviyorum seni. Oğlum hadi, vuruyordun. Oğlum çıkıyorsun, az kaldı. Hadi bitti. Birkaç saat. Evet, ilk yapacağımız bunu kapımıza asmak. Hoş geldin Murat Deniz. Beni de bekle. Ah, varmış şansımıza. Bence gayet güzel oldu. Evet. Doğru, sonunda emzirme döneminde daha rahat oluyor diye el üstünden açıyoruz. Hı. Bunu yapın, sıkıca. Elimle kasalım. Açıldı mı? Açılmadı hiç.
merhaba diyemeyiz. Böyle şeyler yapıldıkça daha çok heyecanlanıyor değil mi insan? Evet. Devamlı belge imzalatıyorlar. Beyefendi siz de şuraya okulunu anlatın. İsim soy isim tamam mı? İsim soy isim yazacağım. Alsın mı anneler? Hı? Evet. Şuraya siz okudun. Anne siz doktor sizi gördü mü? Gördüm. Şey o kağıdı verdiniz mi arkadaşım? Verdim. Aldım. Kan tahlilleri ve şeyi aldı buradaki şimdi, arkadaş. Anne sizi doktoruna verdi. Evet. Buraya hemen varis çorabı ve önlük. Hemen. Şimdi sorunun artık COVID var ya, COVID geçirmesini geçmesini bilmiyorum yani. Belki geçebilir olabilirsiniz. Bu tırta atmasına neden olabilir. O yüzden artık varis çorabı geliyor. Devlette bu standart. Tamam. Varis çorabı. Hazırız. İyi, o küçük ayrıntısı evet. Açız. Geceden şey içmedik. Yemedik. Sabah. Su bile içmedik. İçilmedi. Tamam, NST yapıldı. Varis çoraplarımız. Yapılmadı NST. Hocam dişçimiz vardı. Hemen bakalım. Varis çoraplarımız. Kilo ve ağırlık nedeniyle şey bacaklarda, damarlarda tıkanma ve kan tutuşu sorunu olmasın diye. Evet, biraz da seni şey etme, acele etme. Evet. Saate renk düşürmeye çalışacağız. Umarız yakın saatler olur. Zaten eğer... Ona doğru olursa biz daha çok... Ben de şöyle geçeyim mi? Çorabı ne kadar yavaş giyerse o kadar iyi olur. Tamam. Yavaş. Sizin işinizi aksatmayalım hocam tabii şey bir yana. Günümüz uzun. Bence. Bugün ameliyatları ayırdık. Bugünkü maratonumuz böyle. Tamam, haftanın... Şuraya hemen bir evet. Mesleteye getirelim ama. Başka soracağımız bir şey var mı? Yok hocam zaten tamam. İkinci evet. Sizle. Tüp bağlama sorusu var mı? Yaptık. Okeylediniz. Evet. Tamam. Tüp bağlama güzel, basit ve kolay bir işlem. Geri dönüşümsüz bir daha evet. Karar. Biz açtıralım tekrar. Yani kolay bir şey değil. Açılır, yapılır ama pratik bir şey değil. Başarı oranı da çok yüksek değil. Onun için şu anda geri dönüşümsüz olarak karar verelim. Son bir NST yapıp heyecan gittikçe artıyor. Abi çekmek daha da zor biliyor musun şimdi? Kimse yok ya. Yani çeken yok. Hem çekmem lazım hem çok heyecanlıyım. Güzel bir an olacak inşallah. 2 sene önce kızımız için buradaydık. Aynı acevilikleri yaşıyorduk. 10 tane de olsa değişmiyormuş. Ben onu anladım bugün. Ya. Korkma. Sağ kolumuz. İyi misin? Ağlamak yok. Nasıl gelsem öyle çıkarsın. Şimdi senin de olacak bir tane. Evet. Bir tane diyelim kendime. Ben ayrı koşarak iniyorum. Bununla gelebilir miyim yoksa? Gelemem. Tamam. Arkadaşlar benim için zor bir süreç başlıyor şimdi. Mia'da da böyle olmuştu. Bir 20 dakika 25 dakika sürüyor. Umarım her şey güzel geçer. Evet adım attık herhalde içeriyim. Attık hocam. İyi o zaman bir saat adım atalım. Hadi hayırlısı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tekrar günaydın. Şu an ameliyathanedeyiz. Evet, sabah sezeryana. Hazırız değil mi? Hazırım. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Seni bekleyenlere, yukarıdakilere. Heyecanlıyım, biraz korkuyorum. Yok, korkuya gerek yok. Ama güzel bir şey için. Evet, bebekle buluşmak üzere yukarıda. Hadi bay bay.
Şu anda bebeğin çıkmasından yaklaşık saniyeler var. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımızı ameliyat hazırlıkları. Ne oldu? Bebek mi? Bebeğe merhaba diyoruz. İşte bu. Az sonra sizi de alalım. Evet. Doğum saati kaç oldu? Selam verelim dünyaya. İşte bu. Kahvimleri alalım. Şöyle gel bakalım. Evet, gel bakalım. Güzel. Evet. Oradan keselim. Bir şey kaldı mı kaldı? Nedir? Tamam. Bakmasın. Bak. 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 Doğum oldu mu abla? Oldu. Oldu mu? Sesi geliyor. Problem yok değil mi abi? Her şey. Ay. Aa, tansiyonum düştü. Tansiyonum düştü. Teşekkür ederiz abi. Abi geldin mi? Kapıyı açıp az önce durdu. Tamam. Yok bir şey olmadı. Ben burada geçelim. Bir daha beklemesin. Şurasın. Tamam. 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 Valla tutarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sesini... Kızı bu taraftan. Üçüncü katta bakımda ne yapacağız? Yukarı mı geleyim? Be. Bakın ne yapıyor. Filiz de çıktı. Şu an dinleniyor. Biraz onu uyandırmıyorum. Gerçekten bu öyle oldu. Gerçekten çok çok önemli. Yalnız olmadığımızı hissettiriyor gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizi yarın taburcu edecekler. Evet. Ama bebek bir yani en az doktorun dediği bir 5-6 gün daha burada kalacak. Şimdi Sakarya'ya dönemeyeceğiz tabii. Evet. Mia'da Sakarya'da. Aslında öyle şeyler de var. Bir Sakarya'ya gidip Mia'yı alıp gelsen mi? Yani böyle çok aslında karar vermediğimiz şeyler var şu anda. Yani çok karmaşık çünkü yani Mia'yı orada bıraktık. Annem ve teyzelerin yanında tabii ki. Yarın ben vizitten sonra yine saat işte 10.30. Gelecek. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hiçbir şey olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar 12.30 sönmez oldu. Yine sütlerimizi aldık. Şimdi aşağıya. Murat denize götürüyoruz.
Çin belge istemişlerdi ama. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, hastaneden çıktık. Şimdi bir arkadaşımızdan o neydi, emzirme? Süt pompası alacağız. Süt pompası alacağız. Bizim vardı aslında süt pompamız ama Sakarya'da kaldı. Evet, geleceğini düşünmemiştik. Bebeğimizi hastanede bıraktık. Ama bugün iyi gördük. Evet, yani az önce Deniz de görebildi. Ben de gördüm. Yanındaydık. Ağzından burnundan en azından boruları çıkartmışlar. Basınçlı şekilde, artık burundan değil. Yani benim anladığım, hani doktor da o şekilde söyledi. Neydi o aletin adı, giydi? Küveze ekstra oksijen veriyorlarmış. O şekilde rahatlıkla nefes alabilmeye başlamış. Hani benim tahminim, inşallah bir problem olmaz 2-3 gün içinde. İnşallah. Onu da alacağız. Tabii zaten. Yani bu Deniz'in tahmini, doktor birkaç gün telaffuz etmedi ama yani bugün bebek çok daha iyi gözüküyordu. O bize çok iyi geldi şu an, evet. Moral anlamında. Biraz böyle şişleri inmiş gibiydi. Bir de yine sesimize tepki verince, değil mi? Evet. Yani dualarınız çok önemli arkadaşlar. Gerçekten dün değil mi dedik, herkes evet. Dua etsin. Bence edildi ve bir şekilde o iyi dilekler gerçekten. O iyi dilekler etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü bugün değil mi, iyi gördük. Doktor da ilk defa şükür. Gelip hani daha da güzel haber. Güzel haber verdi. Evet, daha da güzel haber. Yani kilolu bebeklerde kalple ilgili evet. Sorun olabiliyor denmişti. Onunla alakalı da EKG çekilmiş. Evet. Çok şükür. Evet. Orada da bir problem yok. Yani kalp sağlığı da iyi. Kalbi de kontrol edilmiş. Evet. Ben ondan çok korkuyordum bir taraftan. Evet. Hatta hiç dillendirmemiştim. Hani bilir, ailenin pimpiriklisi benim. Biz evet. Daha özellikle de kalp konusunda. Şimdi biraz daha keyiflendik. Hafif bir iyi haber çok olunca. Şükür. O yüzden tekrar çekim yapmaya başladık. Arada büyük bir kayıp var ama bunu yani zaten canlı yayınlarla değil mi, kapamış anladım, olduk. Yani canlı yayını evet. Anlatmış olduk size de. Bugünlük bu kadar diyelim. Değil mi? İnşallah. Maceramız İstanbul'da devam ediyor. Bunu da biz size bir şekilde yani elimizden geldiğince yayınlayıp hem merak etmeyin, hem haberdar olun bizden, hem de dualarınızı esirgemeyin diye yayınlamaya devam edeceğiz. İnşallah güzel haberler. İnşallah. İnşallah. Vermek kısmet olur. Daha da güzel haberler. Zor bir süreç. Evet. Allah böyle süreçler yaşayan herkesin yardımcısı olsun. Aynen. Şey çok zor aslında. Yani böyle biraz uzuyor gibi olacak ama hani sizin bir şeyiniz olsa, kolunuz kırılsa, ne bileyim ameliyat bekleseniz hani kendinizle ilgili daha az endişeleniyorsunuz ama hani iş böyle özellikle çocuk şeyine geldiği zaman daha çaresiz. Çok çaresiz hissediyorsunuz. Hani kendiniz olsanız deyip en azından salıp bırakabiliyorsunuz ama bunu çocuğunuz için yapamıyorsunuz. Yani ne düzgün bir uyku uyuyabildik, ne uyuyabiliyoruz, ne o tam huzur var. Tam gülüyorsunuz, gülmenizin yarısında aklınıza geliyor, gülmeniz kesiliyor vesaire. Aynen öyle. Allah bu durumda olan herkesin yardımcısı olsun aynen. Diyelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda umarım size güzel haberler veririz diyerek hoşça kal diyelim. Hoşça kal.